Herkese yeniden merhaba. Bugün yepyeni bir ülke videosuyla karşınızdayım. Her ülke videosunda olduğu gibi sizlere bir sonraki ülke hangisi olsun diye soruyorum. Ve en çok yazılan ülke bu sefer Pakistan oldu. Genel bilgileriyle, iyi yönleriyle ve kötü gerçekleriyle Pakistan'la tanışmaya hazırsanız, çayınızı kahvenizi aldıysanız, videoyu beğenip arkanıza da yaslandıysanız hadi başlayalım. Dünyanın 5. büyük nüfusuna sahip olan Pakistan, Afganistan, Çin, İran ve Hindistan'la sınır komşusu. Nüfusunun %97'si Müslümanlardan oluşan ve İslam kurallarına göre yönetilen ülke, tüm dünya tarafından merak edilen ülkelerin başında yer almakta. Renkli kültürü ve gizemli gelenekleriyle dikkat çeken Pakistan, aynı zamanda eğlence sektörüyle de hem yerli hem de yabancı turistlere güzel imkanlar sunmakta. Başkenti İslamabad olan ve eski bir İngiliz sömürgesi olan Pakistan, 1947 yılında bağımsızlığını kazanarak şimdiki sınırlarına kavuşmuştur. Urduca'nın resmi dil olduğu bu ülke eski bir İngiliz sömürgesi olduğu için İngilizce ikinci dil olarak konuşulmaktadır. Pakistan'ın milli kıyafeti hem erkekler hem de kadınlar için salve kamiz adı verilen bir elbisedir. Gevşek bir pantolonu andıran salve kamizler kadınlar için renkli tarzda üretilirken bu erkekler için sadece siyah ve beyaz olarak belirlenmiştir. Kadınlar bu kıyafetin dışında geleneksel olarak baş ve boyun bölgelerinin etrafını sarmak için eşarp ve şal kullanmaktadırlar. Güzelliklerine fazlasıyla düşkün olan Pakistanlı kadınların ayrıca takı ve aksesuarlara düşkünlüğü bilinen bir gerçektir. Pakistan'da geleneksel olarak yapılan iki dans türü vardır. Bunlar Gida ve Jumar'dır. Pakistan'ın en meşhur dansı olan Gida'da davul yerine dansçıların alkışları kullanılırken, dansçılar aynı zamanda yalnızlıkları, kocaları ve kaynanaları ile ilgili şarkı sözleri söylemektedirler. Pakistan'ın en ilginç geleneklerinden bir tanesi, senelerdir devam eden deve berberliği geleneğidir. Dünyanın en ilginç mesleklerinden bir tanesi olan deve berberliği, günümüzde hala Pakistan'da devam etmektedir. Pakistan'ın güneydoğusundaki Sind bölgesinde kurulan pazarlarda develere ayrılmış özel bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölgede deve satıcıları, müşterilerin en güzel deveyi bulup satın alması için develeri güzel ve süslü göstermeye çalışmaktadırlar. Bunun sonucunda da Pakistan'da deve berberliği başlamış ve sanat haline gelmiştir. Pazarda bulunan deve berberleri, develerin tüylerini farklı şekillerde keserek desenler yapmaktadırlar. Deve tüylerini keserek yapılan motif yapma işlemi toplam 4 saat sürerken, işlem sadece tek bir makas kullanılarak yapılmakta. Türkiye ve Pakistan coğrafi olarak birbirlerinden ayrı konumlarda olsalar da, ortak din ve kültürel miras üzerine kurulu tarihi kardeşlik bağları nedeniyle siyaset, ekonomi ve savunma gibi birçok alanda yakın ilişki ve işbirliğine sahiptirler. Pakistan'da yer alan birçok Türk şirketi bunun en önemli yapı taşını oluştururken, Türk şirketlerinin Pakistan'da 2 milyon dolar civarında yatırımları bulunmaktadır. Pakistan bayrağı koyu yeşil zemin üzerine yerleşimli, beyaz hilal ve 5 köşeli yıldız ile bayrağın sol tarafında bulunan ve bayrağın dörtte birini kaplayan beyaz dikey şeritten meydana gelmektedir. Bayrakta yer alan yeşil renk, hilal ve yıldız İslamiyet'i temsil ederken, beyaz şerit Müslüman olmayan azınlık dini grupları temsil etmektedir. Pakistan'a gittiğinizde sizin ilk dikkatinizi çekecek olan şeyler arabalar olacaktır. Çünkü bu ülkenin en ilginç geleneklerinden bir tanesi toplu taşıma ve yük taşıma araçlarına yapılan işlemelerdir. Pakistan'ın kültürünü yansıtan bu araçlar Pakistanlı insanlar için oldukça önemlidir. Ülkedeki kamyonlar, kasaları da dahil olmak üzere özenle boyanmaktadır. Bu boyamalarda ise en çok kullanılan resim Pakistan'ı simgeleyen bir kuş figürüdür. Minibüsler ve otobüslerde kamyonlar kadar süslü olmasalar da kamyonlar kadar dikkat çekmektedirler. Çünkü tıpkı komşu ülke Hindistan'daki gibi otobüs veya minibüsün üzerinden ve yanlarından taşan ve sarkan yolcular görmek mümkündür. Düğün gelenekleri tüm dünyadan farklı olan Pakistan'da erkek tarafından başlık parası ya da çeyiz istemek büyük bir ayıp olarak görülmektedir. Görücü usulü evliliklerin bir hayli yaygın olduğu ülkede, kız tarafının evleneceği erkek için büyük bir çeyiz hazırlaması zorunludur. Fakat bu çeyiz tahmin ettiğiniz gibi birkaç küçük eşyadan oluşmuyor. Kız tarafının erkek tarafına mal, mülk ve altın vermesi ülkede oldukça normal karşılanmakta. Bu yüzden Pakistan'daki fakir erkeklerin tek umudu, zengin aileden bir kız bulup onunla evlenmek. Düğünlerin toplamda 6 gün sürdüğü Pakistan'da, kına gecesiyle başlayan ilk günün ardından, ikinci gün dini seremoni yapılırken, üçüncü ve dördüncü günse kutlu kutlamalı büyük eğlenceler düzenlenir. Düğünün son iki gününde ise gelin ve damadın ailelerinin evlerinde akşam yemekleri yenir.
Alt kıtanın en zengin ve lezzetli mutfaklarından biri olan Pakistan mutfağı, Hint mutfağı ile oldukça benzerlik göstermektedir. Pakistan'ın ekonomik gelişiminde tarım bir numaralı rol üstlenmektedir. Ülkede gayri safi yurt içi hasılaların yaklaşık %20'sini tarım sektörü oluşturmaktadır. Bu tarım ürünlerinden başlıcaları ise pamuk, buğday, pirinç ve şeker kamışıdır. Umman Denizi'ne kıyısı bulunan Pakistan'da gizli kalmış birçok güzel plaj yer almaktadır. Dünyanın en doğal ve güzel plajları olarak görülen bu yerler, ülkenin politik ve siyasi durumu sebebiyle turistler tarafından çok fazla ziyaret edilmemektedir. Fakat bu plajların güzelliğine karşı çıkamayan birçok yabancı, ülkenin siyasi durumunu da göze alarak bu sahilleri sıklıkla ziyaret etmektedirler. Her ne kadar kapalı bir Müslüman ülkesi olarak görülse de, Pakistan'ın güzel plajlarında bikinili ve çarşaflı kadınları bir arada görmek mümkündür. Pakistan ordusunun dünyanın en büyük 6. askeri gücüne sahip olduğunu daha önce duymuş muydunuz? 16 yaşından büyük ve gönüllü olan adayların personel olarak girdiği Pakistan ordusunda bu adayların 18 yaşına gelmeden savaş alanlarına girmeleri yasaklanmıştır. Dünyanın en genç devlet destekli ordularından bir tanesine sahip olan Pakistan'da askerler özellikle disiplinleriyle de tanınmaktadırlar. Hükümet, ordu içerisinde disiplin ne kadar yüksek olursa askerlerin başarılarının da doğru oranda artacağını düşünmekte. Pek fazla bilinmese de Pakistan dünyanın en büyük futbol topu üretim fabrikalarına sahiptir. Yılda 40 ile 60 milyon arasında futbol topunun üretildiği ülke, dünyada üretilen futbol toplarının yarısını tek başına dünyaya ithal etmektedir. Bir kişinin ortalama olarak 3 saatte bitirdiği bir futbol topunun üzerinde yaklaşık olarak 750 dikiş bulunmaktadır. Ancak 150 dolar gibi yüksek fiyata satılan bu futbol topunu yapan işçiler, Pakistan'da günlüğü 2 dolar gibi çok düşük ücretlere çalışmaktadır. Otobüsleri ve kamyonları rengarenk boyayarak süsleme sanatı, Pakistan kültürünün önemli bir parçası demiştim. Fakat milyonlarca Pakistanlı okula gidememiş ve çocuk yaşta çalışmak zorunda kalmış. Günümüzde bir otobüs boyacısının günlük kazancı yaklaşık olarak 600 rupi, yani yaklaşık 8 dolar. Herhangi bir koruyucu ekipman veya önlem olmadan bu işte çalışan insanlar, kataraktan ve akciğer yetmezliğinden muzdarip. Fakat hiçbirinin tedavi olmak için yeterli maddi gücü yok. 27 yaşındaki Vasim Akram, Pakistan'da bir cep telefonu aksesuarı satıcısı. Ancak Akram'ın gündüzle gece hayatı arasında dağlar kadar fark var. Üstelik bu sadece Akram için değil, çoğu genç için böyle. Hava kararmaya başlayınca aynanın karşısına geçiyor, tıraş oluyor, rujunu sürüyor. Böylelikle akşamki hayatına Rani, yani kadın düğün dansçılarına Pakistan'da verilen isim olarak devam ediyor. Akram bunun nedenini, hayat çok zor, tek işte çalışarak ailemin geçimini sağlamam imkansız. Düğünlerde ve özel partilerde dansçılık yapmak, cep telefoncuda çalışmaktan çok daha fazla para kazanmamı sağlıyor, şeklinde açıklıyor. Erkek ranilerin aleni bir şekilde toplum içinde yaşaması neredeyse imkansız ve bu nedenle hayatını rani olarak sürdüren erkekler kendilerini saklamak zorunda. Kimileri ailelerinin korkularından köylerini terk edip şehirlere göç ediyor ve burada da ikili bir yaşam sürüyor. Pakistan demişken, Malala Yousafzai'den bahsetmesem olmaz diye düşünüyorum. Malala 1997'de Pakistan'da doğdu. Malala'nın çocukluğunda her şey çok güzeldi. Çocuklar okula kızlı erkekli gidebiliyor, müzik ve resim gibi pek çok aktiviteye katılabiliyordu. Ta ki Taliban Malala'nın doğduğu bölgede etkili olana kadar. İlk hedef televizyondu. Televizyonun günah listesine alınmasını, kadınlara tek başına sokağa çıkma yasağı ve okulların yakılarak yerle bir edilmesi izledi. Kızlı erkekli eğitim yasaklandı ve ardından kız çocuklarının okula gitmesi engellendi. Malala ve ailesi şartların daha iyi olduğu bir bölgeye taşındı. İşte tam da o günlerde Malala bir karar verdi. Okuyacaktı ve hatta kendisi gibi olan tüm kız çocuklarının da okumalarını sağlayacaktı. İlk olarak 2008 yılında yaşadığı zor günleri ve Taliban'ın eziyetlerini BBC'nin Urduca servisindeki bir blogda yazmaya başladı. Takma isim kullanıyordu. 2009 yılında yalnızca 12 yaşındayken ev ev, okul okul dolaştı ve eğitim hakkını savundu. Tüm dünya Taliban'a sessiz kalırken o yaşamın içindeki bu küçük kız susmadı. New York Times'ın hakkında bir belgesel hazırladığı Malala'yı artık neredeyse tüm dünya duydu ve bu noktada da Taliban'ın hedefi haline geldi. Taliban, küçük kızın ölüm fermanını imzaladı ve militanlar harekete geçti. Tarih 9 Ekim 2012'yi gösterdiğinde militanlar harekete geçti ve Malala'nın içinde bulunduğu okul otobüsünü durdurarak küçük kızı vurdular. Malala, Taliban'ın hedefi haline gelip vurulduğunda sadece 15 yaşındaydı. Ağır yaralanan Malala, mucize eseri hayatta kaldı ve tedavisi için bir süreliğine İngiltere'ye gönderildi. İyileşmesi tam olarak 6 ay sürdü. O hastanede yaşam savaşı verirken Pakistan'da halk sokağa döküldü ve toplanan 2 milyondan fazla imzayla eğitim yasasının değiştirilmesi sağlandı. Meclis, Pakistan'ın ilk
ilk ücretsiz ve zorunlu eğitim kanun tasarısını hızla onayladı. Malala'nın hikayesi tabii ki burada bitmedi. Vurulması onu daha da perçinledi ve çalışmalarına hız kesmeden devam etti. 2013 yılında Birleşmiş Milletler Malala'nın doğum günü olan 12 Temmuz'u Malala Günü ilan etti. Hayatına ve eğitimine İngiltere'de devam eden Malala, 2014 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Malala, terörün acımasız baskısı altında olmasına rağmen vazgeçmedi ve kız çocuğu okumaz, eğitim almaz, düşünmez, sesi çıkmaz gibi genellemelerin hepsini reddetti. Nobel Barış Ödülü ile birlikte gelen 1 milyon doları da Pakistan'da kız çocuklarına bir okul yapılması için bağışladı. Bu videoyu Malala ile bitirmek istedim çünkü Pakistan'daki en önemli konu olan eğitimdeki en güzel değişikliklerin birinin sebebi Malala'ydı. Peki siz Pakistan hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer imkanınız olsaydı burada yaşamayı tercih eder miydiniz?